Maşallah. Evet arkadaşlar, normalde de kimse kuşlarını göstermez ama ben size gösteriyorum. Aa, maşallah, çekmeyi unutmayın. Nazar değmesin bu hayvan. Selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kral Kuşçu TV'den hürmetlerimi sunarım. Bendeniz Zafer kardeşiniz. Arkadaşlar, Kral Kuşçu TV'ye envanterini bir çift kuş aldım. Bomba kuş tabii. Bunların seceresi bana ait arkadaşlar. Onları birazdan size göstereceğim. Hava harika arkadaşlar. Tabii ben artık kuş uçurmayı bıraktım. Bir tane atmacalı kuşum var yerde. Önce onu uçuruyorum. Kuş hatasız ama size şöyle de göstereyim. Kuşun oyunu da güzel arkadaşlar. Hatasız oynuyormuş şu beyaz. Fakat biraz sesi kırık olduğu için atmaca alırsa da bunu alsın diyorum yani. Tabii bu demek değildir ki ben yani illa atmacaya kuş vermek için yapıyorum. Hayır, öyle bir derdim yok benim arkadaşlar. Bunu da almasın, hiçbir kuşumuzu almasın. Ama bu kuş kendini ele vermiyor. Önce bunu uçuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra da bakıyorum, atmaca eğer gelmiyorsa diğerlerini uçuruyorum. Arkadaşlar, bunu birazdan kendimiz kaldıracağız. Bakacağız ne edecek. Kaldırmadan önce arkadaşlar size aldığım kuşlarımı tanıtayım. İki tane Arap arkadaşlar. Dişi bu. Bakabilirsiniz. Bilmiyorum nasıl görünüyor. Umarım ki güzel, beğendiniz. Arkadaşlar, dişi bu. Erkek de bu. Arkadaşlar, bunları çok değerli kardeşim Zaza'dan aldım. Nuri'den. Nuri Baba'dan. Namı diğer Nuri Kurt kardeşim. Bunların seceresi bana ait arkadaşlar. Bunlar benim orijinal Araplardan çıkma. Hasan Hüseyin Albayrak'ın orijinal Araplar arkadaşlar. Tabi ismi de var arkadaşlar. Kendi özel ismini de koymuş. Arkadaşlar, bu kuşların yaptıkları şu. Şimdi benim aşağı yukarı kuşlarımı biliyorsunuz ne yapıyorlar. Bunlar bol tokatlı, uzun gider arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani her şey dört dört. Ben bunlardan da uçurdum. Diğer kuşlara, yani bendeki diğer damarlara, Hasan Hüseyin Albayrak'ın diğer kısa kaka damarına girdiğimiz zaman harika şeyler çıkıyor. Üç çemberli kuş çıkıyor arkadaşlar. Kuşlar bunlar. Aldığım kuşlar iki tane Arap. Tabii bende de arkadaşlar, onları da göstereceğim. Biraz sonra diğer bende olan kırık Arapları göstereceğim arkadaşlar. Biri şu erkeğin kardeşi. Ama bir tarafı yani kırık olabilir diye. Diğeri de onun yavrusu. Onların renkleri daha güzel. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ben kendim her zaman en iyisine gittiğim için orijinali bunlar arkadaşlar. Bunları bir zamanlar ben bunların dedelerini, babalarını ben çıkardım. Benim kendi kümesimden çıktı. Bunları Gökmen kardeşime ben hediye ettim, bunların babasını arkadaşlar. Gökmen kardeşim de Nuri kardeşime beraber ortaklaşa bunları çıkarttı. Bunlar tekrar bana geldi. Bende de damarı yok olmak üzereydi arkadaşlar. Önce kırıkları elime geçti. Şimdi de orijinalleri elime geçti. Bilmiyorum. Umarım ki beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bu kuşlar için ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum, görmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle de gösterebilirim. Şöyle yapalım. Erkeği hafifçe bir kaldıralım. Erkek oyunlu. Tabii ben beyazı önce bir kaldırayım arkadaşlar. Beyaz bir uçsun. Size beyazı kaldıralım. Evet, değneğimiz burada arkadaşlar. Bir beyazımızı kaldıralım. Bakalım ne edecek. Hadi oğlum, kalk. Evet, beyazımız kalktı. Artık inmez arkadaşlar. Bunu ben beğenmiyorum arkadaşlar. Yani elimde daha güzel kuşlar olduğu için, ama kendini de ele vermiyor atmacaya. Gezmesi olsun. Bunu ilk önce atıyorum böyle arkadaşlar. Bakıyoruz, atmaca gelmezse diğer yavruları uçuruyorum.
Bu atmacayı da biliyor. Yani bunun ismini atmacalı kuşum koymuşum. İlk önce böyle uçuruyoruz. Bakıyoruz atmaca gelmese diğer kuşları uçuruyoruz. Arkadaşlar şimdi de ben size şu erkeği kaldırayım. Bakalım beğenecek misiniz? Dişi oyunsuz erkek. Oyunlu arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Ben şimdi de bunların şöyle indireyim şunu. Şimdi de bunların kırık versiyonunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar. Bunlar da kırık versiyonu. Yani benim orijinal damarlardan kırık şekilde çıkartılmış versiyonu. Tabii bunların güzellik bakımından arkadaşlar çok güzel görünümü var. Ben erkeği denedim arkadaşlar. Şu erkek. Erkeği denedim. Çok altından muazzam kuşlar düştü arkadaşlar. Şimdi o erkek bunun kardeşi. Bu erkeğin kardeşi arkadaşlar. Yan yana götürelim. Bakalım hangilerini beğeneceksiniz. Oyun olarak bunlar daha güzel. Ama görünüş olarak arkadaşlar bunlar harika. Görüyorsunuz tepeleri olsun, gözleri olsun. Her şeyle mükemmel kuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arasındaki fark bu benim şey dediğim kuşlar, yani orijinal dediğim kuşlar biraz silik atmış. Zaten silikler daha güzel olduğunu biliyorum. Ama şu iki tane koyu olan şunların ikisi zaten kardeş arkadaşlar. Erkek. Bunlar da şeyden kardeşimden bana geldi arkadaşlar. Nuri kardeşimden bana geldi. Tabii dişiyi de ben çıkardım. Şu dişiyi arkadaşlar. Dişi aslında bunun yavrusu. Şu erkeğin yavrusu. Şu an bunları üretmiyorum. Ama şunlar elime geçtikten sonra arkadaşlar şunları bir tanesini öksüze şey yaptık. Biliyorsunuz bizim öksüz şeyin damarından, biliyorsunuz burada. Benim orijinal damarlardan olduğu için arkadaşlar öksüze gel oğlum gel. Size göstereyim. Bir gözüküyor. Arkadaşlar küçükken dövülmüştü bu kuş. Şuna eş ediyoruz. Yani orijinale eş ediyoruz. Böyle bırakayım. Evet arkadaşlar. Birisini öksüze eş ediyoruz. Diğerini de şu erkeği de öksüzün kardeşine, tepeli kardeşine eş ediyoruz arkadaşlar. Kısa kaka, dumanlı takalı kuşlarımı arkadaşlar. Yani onu da isterseniz birazdan gösteririm. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bunu zaten Gökmen hocamız da denemiş. Bu kuşlardan acayip kuşlar çıktığını söylemişti. Yani o damara, kısa kaka dumanlı takalı damarına Araplar girdiği zaman. İnşallah o şekilde bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Bunları da ben bu şekilde değerli kardeşlerime göstereyim dedim arkadaşlar. Erkek bu. Sesi görüyorsunuz değil mi? Bundan ben bir yavru çıkardım arkadaşlar. Videosu da var. Perçemli. Perçemli bir kuş attı arkadaşlar. Şu kuşumuz da birazdan ben buradan çekileceğim arkadaşlar. Bu kuşumuz da inşallah bir sefere gelecek. Bakalım gelecek mi? Biraz sonra da diğer kuşlarımızı çıkartacağız. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Atmaca daha piyasada yok. Ben şuranın kapısını açayım. Kuşlar kendileri çıksınlar arkadaşlar. Burada biliyorsunuz benim mesela kısa kaka dumanlı takaladan şu erkek var. Benim o erkeği ben bu şu dişiye vurdum arkadaşlar. Kısa kaka dumanlı takalıdan. Körün kardeşi arkadaşlar. Dişi. Bir yavru çıkardılar. Maalesef yavru öldü. Biliyorsunuz ben kuşları ayırmıyorum arkadaşlar. Yaz kış yavru alıyorum. Burada da bir çift yavrularımız var arkadaşlar. Temizliği de yapmadım. Çünkü temizliği yapılınca arkadaşlar soğuk aylarda bakteri de çoğalıyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten soğuk. Böyle bıraktık. Bakalım bizim kuş nerede? Arkadaşlar kuşumuz orada. Bakın. Uçurduğum beyaz. Şunlar böyle yerde kalsın. Kuşlarımız dışarı çıksın. Çağıralım tek tek.
Bakalım ne olacak. Evet, kuşlarımız çıkıyor. Yukarıdaki kuşumuz da sefere gelsin. Arkadaşlar kuşumuz orada, bakın. Şu kuş nasıl? Beğenir misiniz bilmiyorum. Bakalım ne edecek. Atmaca yok. Kuşumuz şu an geziyor. Biraz sonra da bir iki seferini gösteririz arkadaşlar inşallah. Atmaca gelmese diğer kuşları da uçuracağız. Bunlar da dışarı böyle çıksın. Hava güzel. Evet, kuşumuz geldi arkadaşlar. Canlı performansını izleyeceğiz. Evet. Değerli dostlar, güzel insanlar. Daha iyiler sizlerde olsun. Bu şekilde hobimizi ne yapıyoruz? Evet, kuşumuz geliyor arkadaşlar. Evet. Bu kuş beyaz şuradan alıyor arkadaşlar. Oraya alışmış. Oradan alıyor. Bakalım bir iki seferini yakalarsak arkadaşlar, onu da sizinle paylaşmış oluruz. Şimdi şu an orada oynuyor. Bakın. Atmaca gelmese iyi bir şey ya. Evet. Normalinde hedefe gelir de işte böyle hava güzel ya, biraz da havada oynuyor. Evet. Kuşumuza bir bakalım ne edecek. Evet arkadaşlar, kuşlar dışarı çıktı. Önüne biraz yem döktük. Vitamin. Kuşumuz da daha havada uçuyor. Meşhur beyazlarım arkadaşlar. Bunlar benim orijinal kuşlarım arkadaşlar. Bakalım bir bizim havadaki kuşumuz ne edecek. Oradan da güzel bir iki sefer sizin için yakalayabilirsek. Eyvallah. Arkadaşlar, size bir müjdem var. Onu da buradan paylaşayım. Artık inşallah İstanbul'daki büyük kuşçuların videolarını da sizinle paylaşacağız. Allah'ın izniyle daha güzel yerlere gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Hani arkadaşlarımız diyordu ya, niye sadece Ankara falan. Şimdi arkadaşlar, ilk başlangıç Ankara merkez olduğu için, biz de oraya yakın olduğumuz için orayı çekmeye başlamıştık. Şu an İstanbul'a el atmış durumdayız inşallah. İstanbul videoları da artık gelmeye başlayacak arkadaşlar. Oradaki büyük kuşçuları, kostümcü olsun, posta kuşlarını, bango, şebap, her türlü videoyu inşallah yakında sizlerin sunumuna şey yapacağız arkadaşlar. Bırakacağız. Onun için arkadaşlar, bize destek olmayı unutmayın. Kral Kuş TV'de kalın. Daha güzel videolarla beraber olacağız. Ben de tabi arada sırada kendimi, yani şunu söyleyeyim, özel takipçilerim için cumartesi günleri akşamı özel yayın yapacağım arkadaşlar. Yani canlı yayın yapacağım. Onu sizinle paylaşacağım. Sorularınız olur, beni görmek istersiniz, tavsiyeleriniz olur veya eleştirileriniz olur. Videolar hakkında veya kuşlar hakkında sorularınız olur. Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Kral Kuş TV'ye abone olmayı unutmayın. Videoları beğeni atmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Sizden destek bekliyorum. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Eğer ki bir nebze şu kardeşinizi sevmişsiniz. Arkadaşlar, bizim beyaz geldi. Bakalım ne edecek. 10-15 dakikadır uçuyor. Yok. Evet. 10 dakika oldu. Evet. 10 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ne edecek bizim beyaz? Ben de sizin gibi merak ediyorum. İlk defa tek atıyoruz. Onun için, yani ben normalde bunu çift kaldırıyorum da atmaca için. Çünkü atmaca her zaman çift kuşa geliyor. Tabii oyun var yani bu kuşta da. Bakalım ne edecek bugün. Arkadaşlar, bunların içinde meşhur beyazlarım var. Hüseyin Boltlarım. İsimlerini de size söyleyeyim.
Hüseyin Bolt. Kendisi siyah ama benim beyazlar beyaz. Kendisi hızlı kaçar. Evet, benim beyazlar da hızlı kaçıyor. Hüseyin Bolt kendisi uzun. Benim beyazlar da uzun kaçıyor arkadaşlar. Onlardan daha üstün kuşlarım var. Onlar da beyazdan çıkma arkadaşlar. Vay maşallah. Güzel atımı var arkadaşlar. Tabii bir seferde olsa. Bu o beyazlardan değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim daha üstün kuşlarım var kademe kademe, onu da sizinle paylaşayım. Bunların daha üstünü mermi 46'larım var. Mermi 46'lar da beyazlardan çıkma ama daha güzel, daha bol tokat, daha uzun kaçış, atımları da süper arkadaşlar. Mermi 46'larım var, onlardan daha üstün. Şunların içinde kemik kıranlarım var arkadaşlar. Ses, atış, bol tokat. Mesela ben size bir tane göstereyim inşallah. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar kemik kıran bu. Tabii bunun babası da var bende. Kendisi şu an yumurtada yatıyor. Bir bakayım. Yavrum çıkarttı mı? Yok. Herhalde çıkacak. Evet. Şimdi kemik kıran bu arkadaşlar. Bu kendisi oynadı. Kendisi yavruları oynuyor. Size biraz da böyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bismillah. Maşallah. Evet arkadaşlar, normalde kimse kuşlarını göstermez ama ben size gösteriyorum. Maşallah, çekmeyi unutmayın. Nazar değmesin bu hayvanlara inşallah. Babası da bu arkadaşlar. Bakın. Demin ki attığım kuş bu. Babası da bu. Babası da öyle arkadaşlar. Bunlardan zaten doğru dürüst kimseye vermiyorum. Kimseye de uçurtmuyor. Doğru dürüst. Çünkü bunları hep atmaca alıyor arkadaşlar. Çok yüksek uçtukları için, çok uzun uçtukları için, çok bol tokatlı, bol seferli oldukları için atmaca alıyor. Kendisi burada arkadaşlar. Kuşların fenotipi arkadaşlar, kendileri böyle topalak. Dersiniz ki bu kuş uçmaz. Bu kuş bir şey yapmaz arkadaşlar. Gözler bembeyaz, belleri kalın. 14 kuyruk, 11 kanat. Böyle atarlar arkadaşlar. Harika şeyler. Daha ileri sizlerde olsun arkadaşlar. Bazılar şimdi der, ya Zafer kardeşim yine kendi kuşlarını övüyor. Arkadaşlar, övülmeye de bunlar layık diye düşünüyorum. Ben size sergi olsun diye gösteriyorum. Video olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Onlardan daha üstün, kemik kıranlardan daha üstün kalibra 22'liklerim var arkadaşlar. 22'lik kalibra. 22'lik tokattan aşağı uçmazlar arkadaşlar. O kalibralar da bu kemik kıranın kıranlardan çıkma ama bunların kırıkları daha üstün oynuyorlar arkadaşlar. Onlardan daha üstünde işte öksüzün kardeşleri var, iki tane bakın. Onlardan daha üstünde mavi kuveytliler var arkadaşlar. Düşman çatlatanları var. Aha, şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, şunlar da arkadaşlar. Demin size söylediğim 22'lik kalibralarım. Biraz daha yaklaşalım. Gözler bembeyaz arkadaşlar. Koyu renkte. Bu şekilde. Atmaca bakışlı 22'lik kalibralarım arkadaşlar. Evet. Bunlar da mavili arkadaşlar. Mavi kuveytlilerden. Onlar da gözler bembeyaz. 11 kanat, 14 kuyruk. Bunlardan da şu var arkadaşlar. Bakın bakalım. Beğenecek misiniz? Bu da benim mermi 46'lardan arkadaşlar. Yukarıdaki de oynuyor. Geldi sefere. Mermi 46'lardan arkadaşlar. Beyazın kardeşi. Bunlardan çıkma. Dumanlılardan çıkma arkadaşlar. Bakın. Tepeli. Biraz böyle yapalım. Şöyle. Umarım ki beğendiniz. Evet. Bu da anası arkadaşlar. 10 yaşında daha halen oynuyor. Daha halen yumurtluyor. Şükürler olsun. Bu da kardeşi arkadaşlar. Beyazların babası, orijinal babası bu. Evet. Bir iki sefer alalım bizim kuştan. Bakalım ne olacak.
size arkadaşlar kemik kıranın babasını biraz göstereyim. Arkadaşlar kemik kıran bu. Demin yavrusunu gördünüz. Bu da babası. Şu kafaya bakın, tipe bakın. Şunu bir kaldırayım. Siz biraz takla kalitesine bakın arkadaşlar. Bakalım kalkacak. Hadi oğlum. Çok yaşlı. Kuş buradayım diyor yani. Bundan düşürdük o kuşları arkadaşlar. Tabii mavilere kırıldığı zaman harika şeyler çıkıyor mavi kuvvetlilere. Ben kuşlarımın arasına yabancı kuş koymuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 tane damarım vardı aldığım. Hatta 4 veya 5 damar da diyebiliriz. Aldığım kuşlar, evet bu da sefere gelecek herhalde. Bir bakalım, şunu da yakalayalım. Benim aldığım orijinal 5 damar aldım arkadaşlar. Yani 5 damar derken 5 kuş aldım. Ayrı ayrı kanlardan, Gökmen Usta'dan. Güya Hasan Hüseyin Albayrak'ın kuşları diye. Tabi yüzüğü de vardı. Onlardan türetme 10 senedir bende. Ben bu kuşları iç içe kırdığım zaman harika şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ve bunlardan da başka kuş yani şöyle söyleyeyim. Elbette elime daha iyisi geçerse şey yaparım ama bunlarda da başka kuşla beslemek istemiyorum. Eğer Rabbim uzun ömür verirse bunları üretmeyi, devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben 10 senedir bunları hep iç içe kırdım. Hep altılı üstlü birbirine vurdum. Bu devam etsin diye. Mesela deminki gösterdiğim Araplar da arkadaşlar o soydan, benim çıkardığım kuşlardan, o soydan tekrar iç içe girdiğimiz zaman yani kan bozuluyor ya, diğer kuşu tekrar içine koyabiliyorsun yani. Başka kuş koymuyoruz, arasına koymuyoruz arkadaşlar. Evet, beyazımız geliyor bakalım. İnşallah güzel bir sefer çıkartır. Daha halen o uçuyor. Birkaç gündür atmaca yok diye ben yani en son beyaz kuşumu aldı arkadaşlar. Bunun kardeşini. Tabi o beyazların orijinallerindendi bu kırık. Onu alınca arkadaşlar gerçekten moralim çok bozuldu. Ondan sonra da kuş uçurtmadım. 2 haftadır içeride. Şimdi kuş kendini sadece uçmaya veriyor arkadaşlar. Dedim bunu da almasın. Hiç olmasın bununla kuşları atmacayı yokluyoruz. Kuşlarımızı, yavruları uçuruyoruz. Evet, arkadaşlar kuşları içeri koydum. Yemledim. Yağmur başladı gördüğünüz şekilde. Yavru, birkaç tane yavrum var arkadaşlar. Bu senenin yavruları daha uçmadılar. Yani hiçbir tarafı bilmiyorlar. Böyle şimdiden yavaş yavaş dışarı çıkarttık. Altına attık, parlak verdik. Bizim kuş da daha havada arkadaşlar. Bir seferini yakalasaydık iyi olurdu. Kendini uçma verdi. İnşallah daha güzel günler bizlere bekliyor değerli dostlar, güzel insanlar. Evet arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yağmur başladı gördüğünüz şekilde. Kapatmak zorunda kalacağım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kral Kuş TV'de kalın. Bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah var, gam yok. Selamünaleyküm, ebeden ve daimen arkadaşlar.